Herkese merhaba. EasyWiz R4 Plus robot süpürge incelemesiyle karşınızdayım. Robot süpürgemiz arkamızda çalışıyor. Bunun bir farklı modelini ShiftElite.net YouTube kanalında incelemiştim. Şimdi bir farklı modelini de pembe teknoloji için inceleyeceğim. 4000 Pascal emiş gücü var. Halıları güzel süpürebiliyor. Emiş gücü gayet başarılı. Engellere takılmıyor. Daha birçok detayı var. Hadi gelin şimdi detaylandıralım. Süpürgeyi masaya yatırdık. Şimdi biraz tasarımsal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Minimalist bir yapısı var. Böyle çok kalabalıklığı sevmeyenler için oldukça ideal olduğunu söyleyebilirim. Böyle dış yüzeyine dokunduğumuz zaman el izi yapmayan, toz tutmayan bir yapısının olduğunu görüyoruz. Hemen markanın ismini istasyonun başında görüyorsunuz. Robot süpürgenin ön kısmında da markanın ismini görüyoruz. Buradaki açma kapatma tuşunun da açık halde olduğunda renkli bir ışık geldiğini görebiliyoruz. Robot süpürgenin dış yüzeyine baktığımız zaman şöyle bir kalkan görüyoruz. Bu kalkanda herhangi bir yere çarpma yaparsa ki zaten lidar algılama sensörü sayesinde çok çarpma yapmıyor. Ama olur da bir engel tarafından geçmeye çalışırsa buradaki kalkan koruma işlevi görüyor. Esnek olması neticesinde oraya çarpıyor ve geri gidiyor. İstasyonun yukarısında bir kapakçık var. Onu açtığımız zaman toz torbasını görüyoruz. Bunu hemen kapatıyorum. Kolay bir şekilde açılıyor, kolay bir şekilde kapanıyor. Robot süpürgenin altında bir adet fırça, bir adet mikrofiber bez ve toz torbası robot süpürgeyle birlikte geliyor ama bunların yanında ekstra olarak kutu içinden de yedekleri çıkıyor. 4 litre toz kapasitesi var. 3,5 kilo ağırlığında. 4000 Pascal emiş gücü var. Halı algılama özelliği halılara geçildiğinde otomatik olarak emiş gücünü de arttırıyor. 20 mm aşılabilir engeli var. 5 saat şarj süresi var. Ayrıca ses seviyesi 65 desibel ve bu mikrofiber bezler ayrıca yıkanabiliyor. Temizlik sonrası otomatik çöp boşaltma istasyonu sayesinde 90 güne kadar da toz haznesi boşaltma ihtiyacı duyulmuyor. Ayrıca mobil uygulaması üzerinden de cihazı kolay bir şekilde yönetiyoruz. Temizlik programlarını da özelleştirebiliyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman harita, başlat ve şarj etme kısmını görüyoruz. Harita kısmına geldiğimiz zaman bakın burada evim var. Evime tıklıyoruz ve yani şu anda ofisteyiz ve ofisin odalarını görüyoruz. İşte oda 3, oda 1, oda 2. Buradan hepsini gördüğümüz zaman istediğimiz bir alanı seçip o alanı seçtiğimiz zaman sadece orayı süpür dediğimizde robot süpürge öyle bir komut vermiş oluyoruz. Oda adını siz buradan değişiklik de sağlayabiliyorsunuz. Şimdi başlat kısmına tıkladığım zaman robot süpürge kendisini başlatıyor. Hemen durdur diyorum. Sesi de bu arada 65 desibel demiştim. Durdurdum. Başlatmayı ve durdurmayı telefonumdaki uygulamadan yapabiliyorum. Ayrıca 65 desibel ses seviyesini de böylelikle duymuş oldunuz. Yani iki oda içerisinde sohbet halindeyseniz sizi çok rahatsız etmeyecek bir ses seviyesinin olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu aşağı bir koyayım ben. Daha sonrasında uygulamayı başlatayım. Şimdi başlat dedim. Tüm evi temizlemeye başla diye bana bir komut geldi. Ayrıca yabancı değil, İngilizce olarak da komutunu siz duyabiliyorsunuz. Şu anda yerleştiriliyor. Lütfen bekleyin diyor. Temizlik hazırlığı için. Evet, şimdi robot süpürge iş başında. İş başına geldi. Temizlik tercihini buradan yapabiliyoruz. Süper, yani emiş gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Süper güç yaptığınız zaman en kuvvetli emiş gücünde şu anda. En aşağı emiş gücünü aldığımız zaman şu anda sessiz. Şu anda temizlik devam ediyor ama sessiz bir şekilde temizliği yapabiliyor. Yani ufak çocuğunuz varsa çocuğu uyuturken bunu kullanabilirsiniz. Su hacmi var burada. Maksimum, orta, düşük dereceli. Bunu ayarlamış oluyorum. Ardından mesela çarpı 1, çarpı 2 var. Ben mesela çarpı 2 dediğimde 2 kez o alanı temizlemiş oluyor. Yani çok pis bir alanınız varsa çarpı 2 yaptığınız zaman o yeri 2 kere temizliyor. Buradan kendiniz oynayabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Durdur diyorum. Duraklattım uygulama içinden. Şimdi diyor ki şarj için ise... Eğer şarj etmesini istiyorsanız robot süpürgenin şarjı bittiyse de buradan hemen şarj etme kısmına tıklıyorsunuz ve tamama bastığınız zaman şu anda şarj etmeye doğru gidiyor. İstasyonu arayacak. Şimdi burada olduğu için bulamayacak tabii. Ben size göstermek için açtım. Buradan alan seçebiliyorsunuz. Bakın alan ekle, alan seç. Şu alan oda 2'yi temizlemesini istiyorum. Buradan seçtim. Oda 2'ye gitmeme gerek yok. Ben buradan seçtiğim için daha öncesinde harita algıladığı için de kendisi buradan gidiyor oda 2'ye. Ayrıca telefonun içinden de
robot süpürgenin ne kadar şarjı kaldığını görebiliyorsunuz. Robot süpürgeyi temizliğe yolladık. Temizliğe giderken videonun da sonuna geldik. Uygulamayı da gösterdim size. Bağlanma kısmı da oldukça basit. Bir QR kod var robot süpürgenin üzerinde. QR kodla telefonu eşleştiriyorsunuz ve hızlı bir şekilde eşleşmiş oluyor. Bluetooth ayarları da açık olacak. Ve daha sonrasında isterseniz siz açma kapatma tuşuna basıp da hani o şekilde de açabilirsiniz robot süpürgeyi. Uygulama içerisinden de başlatabilirsiniz. Emiş gücü yüksek, engellere takılmıyor. Lidar sensörü var. Oldukça minimalist, güzel bir tasarıma sahip olan bu robot süpürgeye sizin yorumunuz ne olur? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.